Hoş geldiniz. 10 Kasım nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9:05 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği, Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı gün Anıtkabir ziyaret edilir. Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir. Dünya Atatürk'ü en nadir dahi olarak tanıdı. Ulu Önder Atatürk'ün edebiyata intikal edişinin ardından Türk ulusunun yanı sıra tüm dünya ve dünya liderleri Atatürk'ü yaşamın en nadir dahi olduğunu, devlet adamlığı ve dünya milletine örnek olabilecek çalışmalarıyla onu yaşatmıştır. Yenilikçi, ileri görüşlü olduğu gibi büyük bir komutan olan Atatürk, milletiyle birlikte ya istiklal ya ölüm parolasıyla Türk halkının zafer kazanmasında önemli rol oynamıştır. Sadece savaşlarla yetinilmeyeceğini kanıtlayarak yeni Türkiye için birçok devrim yaparak Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmayı amaçladı. Son nefesine kadar çok sevdiği ülkesi için çalışan Ulu Önder, benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar sözüyle Cumhuriyeti Türk milletine emanet etmiştir. 10 Kasım 1938'de ne oldu? Sağlık durumu kötüye giden Atatürk, 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 9:05 geçe İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'nin de geçici olarak kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi. 10 Kasım'ın anlam ve önemi nedir? Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk Haftası olarak kutlanır. 10-16 Kasım tarihlerini kapsayan hafta, Türk milletini ve Türk topraklarını işgalciden kurtarılmasından önemli rol üstlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı hafta olarak bilinir. Hayatı boyunca varlığını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği, Cumhuriyet idaresini kurmuş, yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmış dünya lideri Atatürk. 10 Kasım 1938 günü saat 9:05 geçe hayata gözlerini yumdu. Atatürk tüm dünya özlemle anılıyor. 80 yıl önce bugün sevdiklerine veda eden Atatürk, her yıl daha fazla saygı, sevgi ve özlemle tüm dünyada anılıyor. Her yıl 10 Kasım günü atanın aramızdan ayrılışı törenlerle hatırlanır. Ve bugün de Atatürk'ün vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmalar anlatılır. Yaptıklarını anlamaya ve kavramaya çalışılır. 10-16 Kasım tarihleri arasındaki Atatürk Haftası'nda Atatürk'ün yaşamını ve çalışmalarını anımsarız. Hafta süresince vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmalarını anlatarak özlemle yad ederiz. Atamızı ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı, şükran, minnetle yad ediyoruz.
Allah kana kana rahmet eylesin. Öyle ki camilerde, hutbelerde adının sadece kişisel olarak geçmesini bile istememiş. Bayrağa, millete, devletimize dua edin demiş. Hoşça kalın. Hoş geldiniz. 10 Kasım nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9:05 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası onun yurtseverliği, inkılap ve ilkeleri.